Manşetlerin diline gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte canlı yayına Bismillah diyerek yayın açıyoruz. Sizler de bu yayına soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizde katkı sağlayın. Niye katkı sağlayın? Çünkü bu yayın Manşetlerin Dili ses getiriyor ve ses getirmeye de devam edecek. Niye öyle söylüyorum? Çünkü akşamki başka açıdan yayını var Ali İhsan Bey, bu akşam ses getiren bir yayın olacak. Niye ses getiren bir yayın olacak? Avukat Levent Mazılı Güney de bizimle birlikte. Siz varsınız, Kenan Alpay var, Avukat Hadi Dündar'la birlikte saatler 22.45'te birlikte olacağız. Niye Levent Mazılı Güney bizimle birlikte ses getiriyor dedim? Çünkü bir önce yaptığımız yayında Levent Mazılı Güney'in adı geçti ve onun üzerine sosyal medya hesapları üzerinden Levent Bey bana ulaşınca ben de yayın açık, gelebilirsiniz ve anlatabilirsiniz dedim. Ve bu akşam o randevu gerçekleşmiş olacak. Tabii Levent Bey'in durumu nedir? Kanun hükmünde kararname ile görevinden uzaklaştırılmış mühendis, binbaşı, hukukçu, iktisatçı bir kişi. Bilgisayarcı, adli bilişim uzmanı. Başka? Birçok alanda da sertifikası var. Biz ehliyete zor aldık, siz araba mı aldınız diye sordunuz dün. Biz ehliyeti zor alırken... Canım, filtreden bahsediyorsun. Ben yani araba kullanıyorum. Arabamda var, kendi özel olarak kullandığım, ama ne filtreden anlarım. Yani filtre dediğimiz zaman biz internetteki filtreden bahsediyorsunuz zannettim. Çocuklar yanlış yerlere girmesin diye veyahut da kendi girdiğimiz alanlarda yanlış alanlar çıkmasın diye yapılan bir filtrelemeler var. Ondan mı bahsedeceksiniz? Yok, diye. İlk olarak conta aldım Ali İhsan Bey. Contadan başladım. Sonra filtre, sonra şey... Siz bu işte direkt uzmanlaşmışsınız. Biz o işleri 30 yıl önce bıraktık. 40 yıl önce Nalburiye dükkanında contadan da haberimiz vardı. Filtreden de haberimiz vardı, ama siz demek ki gazetecilikten sonra araba tamirciliğine de başladınız. Yok, araba mı aldınız dediniz ya, araba almaya contadan başladım. Contayı almıştık, filtreleri aldık, şimdi direksiyon, koltuklar falan derken arabayı... Çok pahalıya mal olur o şekilde, onun için daha pratik bir yol öneririm ben size. Ama ben dünden sarkan bir düzeltmeyi yapmış olayım. Dün burada Milat Gazetesi'nin manşetiyle ilgili olumlu bir haber yaparken sizin bazı değerlendirmeleriniz vardı. Milat Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Ali Adakoğlu oradaki değerlendirmelerle ilgili dün bana sistemlerini belirtti ki ben Ali Adakoğlu'yla yaklaşık 10-15 yıl kadar birlikte aynı gazetede, Akit Gazetesi'nde birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Dolayısıyla yan yana, yani o istihbaratın başında ben de yazı işlerindeki dizgi odasının da içindeydi. Bilenler, ziyaret edenler bilirler. Dizgi odasının yanında küçük bir odam vardı. Orada yazı işleri müdürlüğü görevimi ifa ediyordum. Böyle yan yana birlikte 10-15 yıl çalışmış insanların samimiyetlerinde hiçbir olumsuz durum olmadığı halde siz burada bazı şeyler söylediniz. Onlara karşı da ben şahsen, ya Ali Adakoğlu şu an belki de Cumhurbaşkanlığı uçağındadır diye yorum yapmışsam da olay tam olarak ifade edilememiş diye görüyorum. Ve Ali Adakoğlu'nun ve Milat Gazetesi'nin sonuçta Türkiye için faydalı hizmetler yaptığına inanıyorum. Herhangi bir olumsuz kanaatim de hiçbir şekilde Ali Adakoğlu hakkında yoktur. O yıllara varan mesai arkadaşlığımızın sonucunda bunu söylüyorum. Evet, onu da hüsnü şehadette bulunuyoruz. Evet. Dolayısıyla onu da düzeltmiş olalım. Ben de bulunuyorum. Benim de herhangi bir şeyim yok. Benimki sadece bir soru işareti koymaktı. Ama siz anladığım kadarıyla Ali Bey, Ali Adakoğlu soru işaretine de itiraz etmiş.
ona da itiraz etmesinde bir saygı duyuyorum ben. Yani benimki bir soru işaretiydi. Sadece ya olur ya, çünkü biz evrilmeye müsaitiz Ali İhsan Bey. Ali Bey için söylemiyorum bunu. Yani şimdi o tür şeylerde mesela aynı şeyleri siz bizim için de söylüyorsunuz. Birçok kişi için söylüyorsunuz. Dolayısıyla programı evet kendiniz için de söylüyorsunuz. Birçok sefer tekrarladınız. Dolayısıyla sürekli programı izleyenler belki kendiniz için de söylediğinizden, benim için de bazı şeyleri söylediğinizden dolayı çok fazla alınganlık göstermeyebilir. Ama arada sırada bu programı izleyenler veyahut da herhangi bir şekilde biraz fazla bizim anladığımız dilden biraz daha fazla alınganlık gösteren kişiler, ya ne deniliyor burada, acaba Milat Gazetesi'ne karşı bir tavır mı var diye düşünebilirler. Öyle bir tavrımızın olmadığını söyleyerek özetlemiş olalım. Ahmet Hakan'la bile barıştım Ali İhsan Bey. Yani Ali Adakoğlu bizim dostumuz. Orada bir zerre kadar şüphe yok. Orada Serdar Arseven yazmıyor mu o gazetede? Yani yazıyor. Şimdi o yüzden biz şu anda yayıncılığında bir mesele görmüyorum. Dün önüme yani çok nadir önümde gördüğüm gazete. Ki yani övdüğümüz bir haberden geldik buraya. Övdüğümüz haber. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Milat Gazetesi'nin birinci sayfasına bak, tamamı övülecek haber. Ama tamamı övülecek haber. Ya ben şuna itiraz ediyorum. Ya bir dönem Zaman Gazetesi'ni elimize aldığımızda da yani hepsini övüyorduk. Ya he dediğimiz bir zamandı. Şimdi Zamancılar bir yerde. Ha, bu şu demek değildir. Zamancılar öyle çıktı da Fatin Dağıstan'la öyle çıkacak, Ali Adakoğlu da öyle çıkacak demek değildir zaten bu. Ama sadece önümüze en azından yarın kandırıldık demeyelim diye. Bunun da, bu kandırıldık cümlesinin de Milat'la da bağlantısı yok zaten. Kandırıldık dememek için sorularımızı iyi niyetle sorarız. Ya şu haberi niçin böyle yapıyoruz deriz. Bunu da kimse yanlış anlamaz. Belli bir samimiyetimiz olan insanlar, gazeteci arkadaşlarımızla ilgili olarak yani Zaman biraz uçta bir örnek. Zamandaki uçtaki örneği değil, daha yakın planda belki farklı gazeteler için, Milli Gazete için karar söyleyebiliriz. Karar da biraz fazla evrilmiş vaziyette. Belki Milli Gazete'deki arkadaşlarımızla ilgili niçin şu haberi siz yapıyorsunuz, bu şekilde yapıyorsunuz diyebiliriz. Dolayısıyla o noktada ben noktayı şöyle koyayım. Ben 15 senelik mesai arkadaşlığımda Ali Adakoğlu için hüsnü şehadette bulundum. Evet, hüsnü şehadette bulundunuz. Ben de imza... Belki ihtiyacı vardır yoktur, o da ayrı bir mevzu. Ayrı, yani önemli değil ama şundan dolayı tabii aslında şu tabii. Yani bu yayın bir medya yayını. Biz medya analizi yapıyoruz, gazetelerin birinci sayfasını değerlendiriyoruz ve önümüze gelmediği için Yeni Birlik diye bir gazete olduğundan bu izleyicilerin haberi var mı? Yeni Birlik diye bir gazete var. Yeni Birlik. Adı Yeni Birlik. Ve 50 bin satıyor. 50 bin satıyor. Kim alıyor? Şimdi ben sormayayım mı şimdi? Yeni Birlik diye bir gazete var Ali İhsan Bey. 50 bin satıyor. Akit'te. Şimdi biz eğer Yeni Birlik gazetesini bugün yarın tartışalım, öbürsü gün tartışalım. Ama bugün Amerika'ya gitmiş Cumhurbaşkanımız varken, daha dün Cumhuriyet Gazetesi kalkıp manşetinden şu ifadeyi kullandıysa, istenmediği ABD'de diye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için başlık atan Cumhuriyet Gazetesi bugün tüccar diplomasisine bir anda, yani 24 saatte, hatta şöyle düşünelim, sabah gazeteyi alıyorsunuz, görüyorsunuz sabahleyin, dün sabah itibariyle istenmediği ABD'de deniliyor. Akşamleyin adamlar yeni gazeteyi hazırlıyorlar, tüccar diplomasisi diyorlar. Ve biz Cumhuriyeti eleştireceğimize kalkıp da Yeni Birlik'te, Eski Birlik'te, Öz Birlik'te bugün tartışırsak esas konuyu dikkatlerden kaçırmış işte, oluruz. Bu tamam, ben ona da itiraz etmiyorum ama Yeni Birlik sayfasını açalım Ali İhsan Bey. Çünkü niye? Bir başka gün konuşuruz. Çünkü niye? Yani biz daha kaliteli gazeteler olsun, daha bizi savunan daha kaliteli gazeteler olsun, daha kaliteli gazeteciler olsun, daha çok satan gazetelerimiz olsun. Şimdi niye hemen Cumhuriyet diyorsunuz? Çünkü Cumhuriyet'in attığı şu manşeti atan ya da bunun karşılığına bir manşet atabilecek bir tane gazete var mı? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Benim en dikkat çektiğim konu bugün şu. Türkiye Gazetesi manşeti şöyle vermiş. Erdoğan mektubu masaya bıraktı. Ya şimdi
dalga mı geçiyorlar acaba dedim. Yani masaya bıraktı ne demek? Masaya bıraktı. Şimdi başlık verebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben böyle söylerken de... İşte ben şimdi sizin o eleştiri özelliğinizi alın, alayım. Yani masaya bıraktı. Bakın. Yani Amerika'yı da kızdırmak istemiyor demek ki Türkiye Gazetesi. Heh. Yani heh, patronun Amerikan vatandaşlığı vesaire sebebiyle Türkiye'yi de kızdırmak istemiyor. Ben de yani o ifadeyi görünce masaya bıraktı diye bir ifade yakışık almamış yani, Türkiye'de yayınlanan bir gazete. Yüz yüze görüştüğünüz bir Trump'a Erdoğan mektubu suratına attı, yırttı, parçaladı diye onu daha düzgün cümlelerle anlatabilecek bir haber verebilmeniz gerekirken işte masaya bıraktı. Erdoğan dediğini yaptı, mektubu masaya bıraktı. Amerika'nın sesi. Şimdi ben bunu söylediğim zaman ya ben bunları söyleyerek aslında bütün geleceğimi karartıyorum Ali İhsan Bey, normal şartlarda düşündüğünüz zaman. Gazetecilik yapıyorsunuz bu ülkede. Yani bugün ekmeğimizi akitten yiyoruz. Yarın Türkiye'den yememe ihtimalimiz var mı? Var. Yeme ihtimalimiz var mı? Var. Şimdi biz niye? Ben de diyorum ki ya bu mesleği birazcık ayağa kaldıralım. Bizim gazetelerimiz bunlar. Bu gazeteler birazcık daha ayağa kalksınlar. Yürüsünler. Cumhuriyete. Evrensele, bir güne, sözcüye rakip olabilecek noktada olsunlar istiyorum. Haydi olsunlar o zaman. Olsunlar. Program olarak başlayalım biz. Nevşin Mengü bundan bir sene, iki sene kadar önce Amerikan Başkanı ile yine Tayyip Erdoğan bir görüşme yapmıştı. O zaman şöyle bir ifade kullanmıştı CNN ekranlarında. Girdisi çıktısı 15, bilemediniz 20 dakika demişti. Böyle kendi ülkesinin cumhurbaşkanını tahkir etmişti. Biz o günlerden bugünlere geldik. Bugün nereye geldik? Yine istenmeyen adam diyerek gösterdikleri, daha bir hafta öncesinde mal varlığı araştırılacak denilen Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp sen bu adama haddini bildirmelisin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak diye sıkıştırılan Tayyip Erdoğan, yani mal varlığı araştırılacağı iddia edilen Tayyip Erdoğan gidiyor Amerika'ya. Böyle bir ortamda Ermeni soykırısı, sözde söz soykırısıyla ilgili 405-6 gibi bir çoğunlukla kabul ediyor oradaki temsilciler meclisi. Öbür tarafta yaptırımları masaya yatıran bir temsilciler meclisi yine 400 küsura 5 oyla 6 oyla geçiriyor. Böyle bir gündemde Tayyip Erdoğan gidiyor oraya, Amerika'ya ve benim saatlerimle, ben artık saat gece 1 gibiydi, pes ettim, bıraktım artık. Saat 8'de 7'de başladığını düşünürsek görüşmelerin 6 saat süren görüşme. Yani Amerika bir gününü sadece Trump'ıyla değil, kimse de bana efendim eziklik kompleksi içerisinde Trump kim ki? Daha düne kadar emperyalist devlet diyordunuz. Şimdi kalktınız efendim bir gününü harcamış Amerika vesaire gibi. 6 saat Tayyip Erdoğan'la karşılıklı görüşmeler, heyetler arasında, şahıslar arasında görüşmeler olmuş, basın toplantısı yapılmış, sorulara cevap verilmiş, senatörler gelmiş vesaire diye. Ne oluyor? Amerika'yı mı gözümüzde büyütüyorsunuz diye algı oluşturmasınlar. Amerika katil bir devlettir. Eğer 6 saatte konuşsa Tayyip Erdoğan'la yine Amerika katil bir devlettir. Trump öyle veya böyle bir sene önce Suriye'den çekileceğiz deyip bir senedir orada kalan bir devletin başındaki adamdır. He. Mücadele ediyor mudur kendi içindeki derin devletle? Mücadele ediyor olabilir. O da kendi iç sorunu, beni ilgilendirmez çok fazla. Dolayısıyla sonuçta eğer Amerika bir gününü, o süper devlet dediğiniz Amerika bir gününü Türkiye'den gelen heyete ayırıp oturup konuşuyor. Ya S-400'ü aldınız, bize kabadayılık yaptınız, bize efelendiniz. Biz buna rağmen sizinle konuşuyoruz, görüşüyoruz. Siz dik duran bir devletsiniz diye ciddiye alıp Türkiye ile, Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşüyorsa o zaman ben bu içerideki cumhuriyete, hani güya sözüm ona emperyalizm karşıtları ya, evrensele, bir güne,
Hadi sözcüğe ulusal takılıyor şu anlarda. Veyahut da CHP'ye, biz sosyalizme inanıyoruz diyen o sol partilerin hepsine soruyorum. Bakın, Amerika'yla dişe diş mücadele eden bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve o dişe diş mücadelenin sonunda bir hafta önce biz burada Ermeni sözde soykırımını 400'e 5 oyla kabul etti Amerika. Ayvayı yedik. Bundan sonra tazminat davaları gelecek. Cumhuriyet gazetesi abanıyor. Bittik, öldük, mahvolduk. Türkiye iflasın eşiğinde Ermeni davaları geliyor. Dün akşam itibariyle bilmem Amerikan senatörü Graham o oylamayı senatoda bloke ediyor. Ne olduk? Döndük başa geldik. Cumhuriyet'in yaptığı, yediği nokta noktalarda kendisine kar kaldı. Bir hafta önce dedi ki sözde soykırım kabul edildi. Öbür taraftan yaptırımlar masaya yatırıldı. Dün itibariyle baktık. Trump'la görüşmelerde şunda bunda yaptırımın yeğesinden bahseden oldu mu? Ben şahsen göremedim. Ne Trump tarafından gördüm, ne senatörler tarafından gördüm, ne Amerikalı gazeteciler tarafından gördüm, ne de Türkiye'deki onların yansımaları, Cumhurbaşkanı karşıtları tarafından bir tek kişi çıkıp da ya yaptırımlarda şöyle şöyle bir şey konuşuldu. Zırt Erenköy dedi Tayyip Erdoğan. Sen benim mal varlığımı araştıracakmışsın. Dün akşam televizyona ekranlarında hala tartışması vardı. Bir CHP'li ile bir başka hukukçu tartışıyordu. Efendim yaptırımları şöyle şöyle dile getiren bir adama şöyle haddi bildirilmeliydi. Amerikan başkanından bahsediyorlar. Yaptırımları gündeme getirmiş. Bizim cumhurbaşkanımız da şöyle res çekmeliydi. Böyle res çekmeliydi. Tartışması yapılırken Tayyip Erdoğan Zırt Erenköy dedi. Ve tartışmayı orada kesti. Dolayısıyla bizim konuşacağımız şeyler bunlar olması lazım. Girdisi çıktısı 15-20 dakika diyen tırnak tırnak içinde o insanlar kendilerini anladılar. Şimdi baksınlar 6 saat o dev dediğiniz Amerika. Hani telefonlarını hepimiz ceplerimizde taşıyoruz. Hayal ediyorlar birçok insanlar Amerika'ya gitmeyi, çocuğunu Amerika'da doğurmayı birçok insanımız hayal ediyor. Ya büyük devlet ya, siz öyle şey zannetmeyin, adam bir tane avucunun içine giren bir telefona şunu 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 gizlemiş diyor. Süper devlet ilan edilen Amerika dün Türkiye'ye teslim oldu. Evet, Türkiye'ye teslim oldu. Şimdi gazeteler bunu vermişler zaten teslim olduğunu. Sabah gazetesi Erdoğan'dan kararlı duruş diyor Ali İhsan Bey. Keşke teslim oldu diye manşet atsaydı Sabah gazetesi. Ama diyor ki Beyaz Saray'da tek tek anlattı diye vermiş. Arkadaşlar diğer gazeteleri de gösterelim. Akit'i de unutmayın. Trump ile görüşen Erdoğan Suriye konusunda son noktayı koydu diye bir başlık var. Hürriyet ise terörist Abdi'nin CIA belgesini verdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'a hem kendisine yazdığı mektubu iade etti hem de PKK'lı Abdi Şahin'in terörist olduğuna ilişkin CIA belgesini verdi. Ama Ali İhsan Bey'in burada en önemli anlattığı nokta şuydu bence. O Ermeni tasarısının Amerikan Kongresi'nden girdi çıktı denilirken dün itibariyle onun rafa kalkmış olması. Şimdi bu bence Türkiye'nin Erdoğan'ın orada Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı hamlenin başarıya ulaştığının en büyük delili odur. Ha, tasarının bizi rahatsız eden bir tarafı var mı? Yok. Ama Amerika elinde tuttuğu, Batı elinde tuttuğu tasarıyı yine rafa kaldırmak zorunda kaldı. Bizim içimizdekilerin de onların peşine, kuyruğuna takılıp "Aa, kabul ediyorlar, kabul edecekler, ayvayı yedik" diye onları destekledikleri bir anlamda, yani Amerika'yı destekledikleri, Almanya'yı, Fransa'yı destekledikleri bir konuda onlara rağmen, yani dışarıya da rağmen, Türkiye'nin içindeki o muhalefet partilerine de rağmen Tayyip Erdoğan gitti oraya. Hani gitmeyin diyordular ya, ne olacak ki, sana aptal olma diyen adama gidip de ne yapacaksın diyorlardı ya. Gitti,
Ve orada 10 kere, 15 kere o Trump'tan harika bir cumhurbaşkanınız var, harika bir başkanınız var, fevkalade bir başkanınız var iltifatları. Bu iltifatlara kimse de aldanmasın. Ben dönerim, eleştirimi de yaparım. Harika bir başkan diyorsan, harika bir Türkiye ile karşı karşıyayız diyorsan, harika mücadeleler verdi Suriye'de DAEŞ'e karşı diyorsan, o zaman kardeşim bana hala aptalı da oynama derim Amerika'ya. Nedir o aptalı oynama noktası? Tekrar tekrar söylüyor Tayyip Erdoğan. Bakın dün tekrar senatörlerin karşısında bir söyledi, bir de soru cevap faslında söyledi. Sizin Kürtler dediğiniz Kürtlerle bizim hiçbir sorunumuz yok. Benim partimin içinde 50 tane Kürt milletvekili var dedi. O Kobani'de DAEŞ baskın düzenlediği zaman oradaki Kürtler benim topraklarıma geldi. Ben o 300 bin Kürt'e aynen Suriyeli Araplar gibi bugün erzak veriyorum, yiyecek veriyorum, barınma ihtiyaçlarını gideriyorum. Benim Kürtlerle bir sorunum yok. Eline silah alıp Türkiye'ye karşı mücadele eden Kürtlerle, yani PYD'lilerle, onlara Kürt diye bir tanımlama da yapmayalım, PYD'lilerle mücadelemiz var dedi. Ama dikkat edin Trump'a, 100 yıl süren mücadele, onlarca yıldır süren mücadele vesaire edebiyatıyla hala sanki Türkiye'nin Kürtlerle, sadece Kürtlerle, yani eline silah alan PYD'lilerle, PKK'lılarla değil, bütünüyle Kürtlerle sanki bir Türkiye'nin kavgası varmış gibi algı oluşturmaya çalıştı. Onun da altını çizelim, yemediğimizi hatırlatalım. Yerli uşaklara sanki ispiyonluyormuş gibi bir algı da oluşmasın tabii ki. Ama biz işin farkındayız. Onlar gene yapacakları hainliği yapacaklar. Yapacaklar o P nokta noktayı yapacaklar. Biz de uyanık olalım. Kimsenin de peşine takılmayalım. Yani iç politikada efendim CHP Genel Başkanı Amerika'ya gitme demiş. O mektubu şöyle yap demiş, böyle yap demiş. Türkiye iç siyasetinde Tayyip Erdoğan'ı sıkıştırmak istemiş. Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlememiş. Hem Amerika'ya gitmiş hem de kimsenin tahmin edemeyeceği başarıları elde etmiş. Oradaki Ermeni sözde soykırımı ile ilgili bloke kararını bir anlamda aldırttırmış diyerekten de başımızda göğe ermesin. Bunlar gene yapacakları hainliği Amerika'sıyla, yerli iç Türkiye'deki o Amerikancılarıyla gene yapacaklarını yapacaklar. Evet, gelelim. Akit'in manşetini de gösterdik. Yalnız şu Akit'teki fotoğraf, yani daha doğrusu her yerde olan fotoğrafı, o geniş bir tane gönderdim arkadaşlar. O tartışma yürüyor. Ne o tartışmayı ben... anlayamadım tabii. Geniş dediğinin sadece sola doğru mu geniş yoksa sağa doğru da mı geniş? Bilmiyorum ki, anlayamıyorum. Yani bakıyorum yani bir koltuk önde bir koltuk arkada. Tamam, tam doğrusunu almışsınız. İki tarafı birden almışsınız. İki tarafta da iki dışişleri bakanı ayakta duruyorlar. Bazı internet siteleri sadece Mevlüt Çavuşoğlu'nu gösterip Trump'la fotoğrafı kesip Dışişleri Bakanımıza tahkir diyerekten haberler düzdüler. Vay efendim, iki kişi, iki başkan orada otururken niçin Mevlüt Çavuşoğlu'su? Birdenbire Mevlüt Çavuşoğlu'nun avukatı oldular. Niçin Mevlüt Çavuşoğlu ayakta duruyormuş dediler. Sonra fotoğrafı geniş şekilde alınca bir baktık ki Amerika'nın Dışişleri Bakanı da zaten ayakta bekliyor. Bu fotoğrafın bir başka versiyonu daha var. Şurada bir senatör oturuyor. O senatör ayak ayak üstüne atmış. Vay efendim, Tayyip Erdoğan'ın huzurunda ayak ayak üstüne atmış senatör. Tayyip Erdoğan'a saygısızlık diye veriyorlar. Bire gafiller, ahlaksızlar, akılsızlar. Önce sen o senatörün Amerikan senatörü olduğunu aklına getir. Eğer bir saygısızlık varsa, bir küstahlık varsa önce Trump'a yapılmıştır o saygısızlık, küstahlık de. Ondan sonra eğer bir eleştirin varsa Tayyip Erdoğan'a da yaparsın. Ama Tayyip Erdoğan'ı biz biliyoruz ki yanındaki eşdeğer adam, yani başkan, şu başkan, şu devletin başkanı, bu devletin başkanı ayak ayak üstüne atıyorsa Tayyip Erdoğan da atıyordur. Bakın onlarca fotoğrafa, karşısındaki adam ayaklarını üst üste koymamışsa Tayyip Erdoğan da
aynısıyla misliyle mukabelede bulunuyor yani. E şimdi buradan bile bakın iki fotoğraf buyurun ayak ayak üstüne attı diyerekten hem Mevlüt Çavuşoğlu'nu burada tahkir ettiler şu fotoğraf üzerinden. Yani Dışişleri Bakanı'nı Amerika'nın göstermediler hemen sağda duran Trump'ın hemen solunda duran bize göre sağda duran Amerika'nın Dışişleri Bakanı'nı göstermediler. Buradaki ayak ayak üstüne atan senatörü gösterdiler. Ben de diyorum ki Tayyip Erdoğan'dan önce madem bu kadar saygıya, ayak ayak üstüne atılmaya falan karşısınız, buyurun Trump'a ayak ayak üstüne atarak saygısızlık etti diye bir haber ama yapsaydınız. Ama sosyal medyada şu anda var ya gırla gidiyor bu muhabbet. Çünkü niye? Yani şu ama şu uçağı ben de ilk gördüm, merak ettim. Bu uçak niye oraya öyle konmuş diye. Yani her zaman o uçak orada mı? Yoksa biz gelince mi uçağı çıkarttı oyuncak deposundan Donald Trump diye merak ettim. Ama şimdi bu fotoğraflar böyle gırla gidiyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Biz her şeyi gizli görüşmelere hakim olamadığımız için fotoğraflar üzerinden okuyoruz. Fotoğraflar üzerinden okuyunca da işte... Okumuyoruz ya, ama Fatih Bey yani okuma hani değil bu. Yani tam aksine ahlaksızlık bu. Anladım da işte, sahtekarlık. Anladım da işte Ecevit'in bir fotoğrafı var. Yıllardır gösterip duruyoruz. Şey kimdi o zaman Baba Bush değil. Clinton oturuyor koltuğa. Koltuğa oturmuyor. Koltuğun kenarına, sırtına. Koltuğun kenarına otur. Bulsunlar diye arkadaşlar da söylüyor. Koltuğun kenarına oturuyor. Garibim Ecevit de iki büklüm karşısında bekliyor. Şimdi biz fotoğraflarla okuduğumuz için algı oluşturmaya çalışıyorlar işte. İşte bu fotoğraf. Bu şimdi fotoğraf. Burada kenarlarını açalım, üstünü açalım, altını açalım. Ne yapmak istiyorsanız oynatalım, videosunu bulalım, gösterelim. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Gene şu fotoğrafta verilen mesajın dışında bir mesaj alamıyorsunuz. Yani gizlenen bir mesaj yok. Yani aslında Ecevit orada aslanlar gibi kardeşim sen Irak'a girip 1 milyonu öldürmek istedin diye bir açıklaması falan yok. Ama Tayyip Erdoğan oturmuş oraya gayet rahat. Onun eşleri olan Trump ayaklarını ayak ayak üstüne atmamış. O da ayaklarını ayak ayak üstüne atmamış. Orada bir senatör ayak ayak üstüne atmışsa önce Trump'a saygısızlık etmiştir. Ondan sonra da Tayyip Erdoğan'a belki provoke edici bir davranış da diyebilirsiniz. Yani o senatörü muhatap alsa Tayyip Erdoğan ayak ayak üstüne atmış olsa ondan sonrasında Trump da ayak ayak üstüne atsa bu sefer bizimkiler ayak yine kıyamet. Saygısızlık mı Ali İhsan Bey? Ben onu... Onlar öyle alıyorlar. Bence de saygısızlıktır. Bence de bakın ne kadar devlet adamı olduğunu hani eleştiriyorlar ya İmam Hatipliler işte cenaze yıkarlar vesaire ki Tayyip Erdoğan da daha geçtiğimiz hafta bir konferans, bir açılış sırasında ilahiyatın toplantısı sırasında söylemişti. İmam Hatip'e gidenleri cenaze yıkama memuru gibi görüyorlardı dedi. Ama İmam Hatipli'nin orada dinini öğrendiğini, eğer siyasetçi olacaksa siyaseti hakkıyla yapmanın, hukukçu olacaksa hakkıyla yapmanın, doktor olacaksa hakkıyla doktor olmanın prensiplerinin öğretildiğini, Allah rızası için yaşamanın ve çalışmanın gereğinin öğretildiğini ispat edercesine Tayyip Erdoğan bakın neyse o eşdeğer adam ne yapıyorsa onu yapıyor. O senatör provoke etmiştir bir ihtimal. Tayyip Erdoğan ayak ayak üstüne atsın, Trump da atsın, ondan sonra bizimkiler de kalsın desinler ki Tayyip Erdoğan başlattı kavgayı vesaire. Evet. Bunların hepsi ahlaksızca tavırlar. Evet ama devam ediyor. Ama bu fotoğrafta bence Tayyip Erdoğan'ın oturuş şekli çok bacak. Kravatta bilmem yana kaymış. Hayır, bacak çok açık Ali İhsan Bey. Evet. Bacak kaç derece? Metroda da böyle oturuyorlar. Trigonometri falan hepsini ayarlamasını yapalım. Metroda da böyle oturuyorlar. Bakın evet. Ben size söyleyeyim. Bu metroda böyle oturanlara çok kızıyorum ben. Yani siz metroda eğer bir koltuk size tahsis edildiyse onun tamamını kullanabilirsiniz. İsterseniz bacağınızı açarsınız. Açılınca Tayyip Erdoğan Trump'ın koltuğuna herhalde tecavüz etmemiş değil hayır mi? Hayır ama işte böyle açılınca bakın bu da ilginç bir oturma sistemi. Bu sistemde yani bacaklar mümkün olduğunca eğer böyle de oturuyorsanız ayak ayak üzerine atmıyorsanız da mümkün olduğunca kapalı kalsın Ali İhsan Bey. Kapalı kalsın. Eyvallah. Yani kapalı kaldığı zaman daha ben
edepli olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle metroda. Ben size söyleyeyim. Çünkü toplu taşıma araçlarının hepsinde doğru söylüyorsunuz. Çünkü zaten alan olarak kısıtlı bir alan var. Yani şöyle bir oturuşa, şöyle bir koltuktaki yer size metroda veya o toplu ulaşım aracında zaten tahsis edilmiş değil. Dolayısıyla bu şekilde oturmak da mümkün değil. Ama siz nereden geldiniz şimdi Tayyip Erdoğan'ın? Ben bekliyorum ki Trump ya bir an önce kalkacak gidecek gibi bir hali var. Hadi ya, gidelim Trump bir adam, Trump diye. Bir adam, Trump bir adam. Bakın Trump bütün Amerika'ya posta koyup Erdoğan'la birlikte bu fotoğrafı veriyor. Trump içindeki iliştirilmişlerin Türkiye ile bağlantılarını bildiği için Erdoğan'a, Türkiye'ye, Türkiye'nin durduğu yere, Türkiye'nin samimiyetine inanıyor ve destek veriyor. Trump iyi ki geçmişte Türkleri tanımış. Benim şahsi kanaatim o. Yani bizi, bölgeyi en azından biliyor, bizim de samimiyetimizi biliyor. Biz Amerika'ya düşmanlık yapma peşinde olmadığımızı biliyor. Daha doğrusu bizim dünyada hiçbir devlete düşmanlık, bilerek düşmanlık yapmayacağımızı, Türklerin bilerek kimsenin düşmanı olmayacağını bence Trump biliyor. O yüzden de Türkiye isteseydi Amerika'dan, okyanus ötesinden Suriye'ye Amerikan askerleri, Johnny'ler gelene kadar Türk Silahlı Kuvvetleri Kudüs'e kadar ulaşırdı Ali İhsan Bey. Ama ne yaptık biz? Hayır, bekledik. Şimdi de bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz? 4 dakika bekleyelim. Bakın, azil tehdidi gölgesinde zirve diye Karar Gazetesi manşet atmış. Hepsini göstereceğiz, hepsini değerlendireceğiz ama 4 dakika ara rica ediyoruz şimdi sizden. Manşetlerin diline reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden canlı yayına gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte devam ediyoruz. İletişim bilgileri ekranda. Lütfen sizler de katkı sağlayın. Erdoğan'ın Amerika ziyaretini konuşmaya bir süre daha devam edelim istiyorum Ali İhsan Bey. Çünkü niye? Bir iki gazetede daha var. Mesela Sözcü Gazetesi mektubu verdik. FETÖ'yü istedik. Başlık böyle. Doğru yazmışlar değil mi Ali İhsan Bey? Bunlar tabii Ordu diye mi görüyor bunlar? Fethullah Gülen'i kastederken eski yıllarda öyle bir adet bizde de vardı haberlerde özellikle. Fethullah Gülen kastedildiği zaman FETÖ, örgüt kastedildiği zaman FETÖ deniliyor. O yüzden. O anlamda belki bir bakış doğru, açısı o zaman doğru. Olabilir. Doğru. FETÖ'yü istedik. Fethullah Gülen'i istedik diyor. Böyle vermiş. Şimdi o konu çok fazla bu bağlamda herhalde birazcık sümen altı oldu ama Karar Gazetesi'ni reklam arasından önce vermiştiniz. Azil tehdidi altında görüşmeler diyerekten verdiler. Onu da biraz önce anlatımımız sırasında atladık biz. Tayyip Erdoğan'la görüşmesini Trump anlatırken bir soruluyor. Efendim izleyebildiniz mi televizyondan, sizinle ilgili temsilciler meclisinde görüşmeler var vesaire diyerekten. Trump'ın ifadesi şu: cadı avını kastediyorsunuz. O kendi tabanına verilen bir mesaj. Ama önemli olan şey şu: benim çok önemli misafirim vardı. Çok önemli konuda çalışmalarım vardı. Dolayısıyla bir dakika bile bakmadım dedi. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Türkiye'nin ağzına bir bağ çalıyor Trump. Kafa kola almaya çalışıyor diyebilirsiniz. Patriot satacak diyebilirsiniz. Boeing uçak satacak, onun için bunu yapıyor diyebilirsiniz. Artık onlarca şey sıralayabilirsiniz. Ama bir gerçek var. 15 dakika, 20 dakika girdisi çıktısı diye algı oluşturanlar bugün rezil olmuşlardır. Yani dün Türkiye Cumhurbaşkanı'nı o görüşmenin kısalığı sebebiyle, ki o görüşme de 15-20 dakika falan da değildi. 45 dakika kadar bir görüşmeydi ama onun üzerinden kendi ülkesinin Cumhurbaşkanı'nı tahkir etmek isteyenler bu konuşmayla da, Trump'ın o beyanıyla da bir kez daha rezil olmuşlardır. Trump kendisinin geleceğini,
başkanlığını tartışmaya açan, belki 2020'de tekrar başkan adayı olmasını da önleyecek, bugünden sonra da başkanlık koltuğunu terk etmesini gerektirecek bir süreci bile bir dakika bile bakmadım, beni hiç ilgilendirmez. Bir kulağımdan gel, bir kulağımdan çıkar. Ben burada Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşüyorum diye konuyu ne kadar önemsediğini gösteriyor. Dolayısıyla burada iç politikaya, Türkiye'nin içindeki siyasetçilere ve gazetecilere bizim sözümüz olması lazım. Belki Karar Gazetesi'ndeki manşeti atanlar, o son dakikalarda yapılan konuşmalar, görüşmeler tam anlamıyla Türkiye'ye henüz daha intikal etmediği bir zaman diliminde belki manşeti atmış olabilirler. Dolayısıyla şimdilik ben Karar Gazetesi'ni bu noktada eleştirmeyeyim ama o mesajı almak isteyenler herhalde mesajlarını almışlardır. Zaten şu anda hak ettikleri yerde. Yani bir Türkiye gibi bir ülkede, 81 milyonluk ülkede CNN ekranlarından çıkacaksınız. Çok izlenen bir televizyon ekranında çıkacaksınız. Bu edebiyatı yapacaksınız. Bunu yapmaya hakları olmadı. Bugün geldikleri noktada, yani şu YouTube kanalında, bu YouTube kanalında veyahut da şu internet sitesinde, bu internet sitesinde yaptıkları o algı çalışmalarıyla yollarına devam ediyorlar. Ve kimin 15-20 dakikaya layık olduğunu, kimin 5 saat, 6 saat, 7 saat hem de kendisinin azil süreci varken o azil süreciyle hiç ilgilenmeksizin ilgilenilen bir cumhurbaşkanı olduğunu bütün Türkiye'de öğrendi, dünyada öğrenmiş oldu. Evet, ama yarın sizi Karar Gazetesi mahcup edecek Ali İhsan Bey. Çünkü bugünkü attığından daha ileride bahsedecek. O zaman da söyleyeceğimizi yani söyleriz. Ben şimdiden söyleyeyim. Eğer siz mi mahcup olacaksınız, ben mi mahcup olacağım? Yani Karar Gazetesi yarın Erdoğan gitti, masaya yumruğunu vurdu, istediklerini aldı, yakında Fethullah Gülen'i de, liderimizi de alıp getirecek diyebilecek mi, diyemeyecek mi? Ben ona bakarım. O yüzden ama ben sizin mahcup olacağınızı, Karar Gazetesi'ne karşı Hüsnü Ali İhsan Bey'i bırakmanızı rica ediyorum. Eğer bırakmamaya devam ederseniz yeni sayfa açmakta kararlıyız manşetini görmezsiniz. Şimdi bu da enteresan bir manşet. Yeni sayfa açmakta kararlıyız. Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da buluştu. Bu da Yeni Şafak gazetesinin. Yeni sayfa olarak nitelendirenler de var bunu. Şimdi yeni sayfa olarak nitelendirenler olduğu gibi bir de Hilal Kaplan olarak nitelendirenler de var. Hilal Kaplan'a ne demiş öyle Ali İhsan Bey bu Donald Trump? Yani siz gazeteci misiniz? Yoksa gazeteci misiniz? Yoksa sözcüsü müsünüz? O anlamda değil de işte siz Türkiye lehine mi bir haber yaptığınızı veya soru sorduğunuzu zannediyorsunuz. Tabii orada Trump'ın, aynen Tayyip Erdoğan'ın iç dinamiklere karşı, vesayet odaklarına karşı bir dik duruşunu ve bir mücadelesini de görebiliyoruz. Trump hayranlığım falan yok. Trump'ı övmeyi hiç istemem. Al birini vur ötekine. Baktığımız zaman Obama mı Trump mı veyahut da işte Bush mu Trump mı dediğimiz zaman belki birisinden yana tercihimiz olabilir. Ama hepsinin aynı kumaş olduğunu belirtip altını çizip ondan sonra Trump'tan yana sözümüzü söyleyelim. Ya diyor, sen beni çok fazla sıkıştırıyorsun. Biz şimdi içeride Tayyip Erdoğan'dan tokat üzerine tokat yedik zaten. Anlattı bize. Şimdi senatörlerle ilgili konuşuldu. Senatörler soru sordu. Tayyip Erdoğan dedi ki sizin söylediğiniz Kürtler, genel olarak bütün Kürtler değil, bütün Kürtler açısından bakarsanız biz Türkiye'de hem de Suriye'deki 360 bin Kürt'ü şu an misafir ediyoruz. Onun ötesinde bizim zaten nüfusumuz var Kürtler. En güvenilir şekilde yaşadıkları, Kürtlerin en yoğun yaşadıkları ülkelerden birisi Türkiye dedi. Bunların hepsinin altını çizdi. Devamında ya Amerika, sen binlerce tır silahı bu PKK'lılara, PYD'lilere verdin diye suratımıza, Amerika'nın suratına şamarı yapıştırdı.
Sen şimdi milletin huzurunda, bir daha dünyanın huzurunda aynı şamarı. Tayyip Erdoğan vurdu, hadi onu yedik. Bir de gazeteci olarak sen de vurma anlamında. Biz bunları içeride konuştuk anlamında bir çıkış yaptı. Ben öyle algılıyorum, öyle anlıyorum. Hilal Kaplan'a Hilal Kedi ol demişler yani. Yani denilebilir. Belki değişik kesimlerde bazen Akit Gazetesi'ne de böyle şeyler söylenilir. Ya kışkırtıcı oluyorsun. Bazı şeyler kapalı kapılar ardında söylenilir. Her şey haber yapılmaz. Her şey haber yapılsa bile manşete taşınmaz vesaire şeklinde. Akit Gazetesi'nin dik duruşuyla da ilgili böyle tanımlamalar yapılır. Dolayısıyla o anlamda ben şimdi Hilal Kaplan'ın sorusunu hiçbir şekilde yanlış gördüğümü söyleyemem. Doğru bir tavırla sormuştur. Trump da onun cevabını versin. Desin ki evet, biz burada, Tayyip Erdoğan da hatırlattı bize, ama bizim bakış açımız da o Ferhat Abdüşahin denilen adama bakış açımız da şudur desin. İzah edebiliyorsa izah etsin. Ama izah edemiyorsa o zaman da kusura bakmasın. Yani binlerce tır silahı vereceksin. Ondan sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanı harika bir adam. Türkiye ile harika ilişkilerimiz var. Yemezler kardeşim. Yani bununla ilgili biz çekincemizi de koyarız. Bakın, herkes bir pencereden bakıyor. Açın bir Halk TV ekranlarını. Onlar sürekli neyi pompalıyorlar? Efendim, PYD'ye silah veriyor. PYD'ye silah veren ülkeyle gidip görüşüyor Tayyip Erdoğan. Efendim, PKK'ya silah verdi. PKK'yı destekliyor. Aslında Halk TV'ye çaktırmadan PKK'yı kendisi destekliyor ama Amerika'nın desteklemesini de sırf Tayyip Erdoğan'a vurmak için söylüyor. Bir başka kanalda da belki sürekli Tayyip Erdoğan vurdu, Trump'a şamar üzerine şamar attı vesaire yaklaşımı vardır. Ama biz doğrusunu yapalım. Evet, Tayyip Erdoğan dik duruşunu göstermiştir. Ama şunun da affı mümkün değildir. Bu Trump öyle veya böyle. Diyebilirsiniz ki derin devlet yapıyor, Trump da onu dizginlemeye çalışıyor diyebilirsiniz. Bunu bir anlamda haklı da bulabilirim, doğru da bulabilirim. Ama bizim karşımızdaki tablo, onu da göz ardı etmiyorum ve gözlerden de kaçırmıyorum bazılarının yaptığı gibi. PYD'ye binlerce tır silah veren bir terörist devlettir Amerika. Evet, Mete Bey diyor ki motoru buldun mu diye sormuş. Biz motoru geçtik, Hilal Kaplan'ı konuşuyoruz. Hilal Kaplan'ı konuşuyoruz. Çünkü şunu merak ediyorum. Hilal Kaplan'ı... Motoru da bulursanız mazotu bulamayacaksınız. Ben size hatırlatayım yalnız. Ha. Yani arabaya takıldınız kaldınız. Yani senin yaptığını ben yapayım. Mazotun litresi 6,5 lira. Haberin olsun. Oldu mu o kadar Ali İhsan Bey? Olsun, iteriz Ali İhsan Bey. İteriz. Biz itmeye alışkınız Ali İhsan Bey. İteriz. İterek ite ite de olsa o arabaya gideceği yere götürürüz Ali İhsan Bey. Götürürüz. Bakın, ama Hilal Kaplan'a soruyu kim verdi? Bir. İki. Hilal Kaplan'a soru verenler Ahmet Hakan'a, Hacı Yakışıklı'ya niye soru vermediler? Şimdi benim, bakın. Yani bir bilginiz varsa paylaşın. Hayır, bilgim yok benim. Ben şimdi soruyorum. Bilgi olmadan bir şey söylüyorsunuz. Hayır, şunu biliyor muyuz? Ahmet Hakan, Hacı Yakışıklı orada Trump'a, ey Trump, sen niye bizim komşu devletimizde terörü desteklemeye devam ediyorsun? Petrol bölgesini ele geçirmek için PKK'lılarla, PYD'lilerle iş tutuyorsun. Fethullahçı terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'e bize niye vermiyorsun diye Ahmet Hakan'ın bir sorusu varsa, ya da biz mi bilmiyoruz Ali İhsan? Hilal Kaplan sormuş. Ha? Hilal Kaplan i̇şte sormuş. Hilal ne Kaplan, ben de diyorum ki Hilal Kaplan'a soruyor. Hilal Kaplan eğer sormayıp da Ahmet Hakan sorsaydı, bu sefer de Ahmet Hakan'a verdiler, Hilal Kaplan'a niye vermediler? Şimdi burada eğer bir arka planda söyleyeceğiniz bir şey varsa onu alayım. Ama onun dışında ben Hilal Kaplan da sorsa, bir başkası da sorsa, haklı hayır, sorudur. Soru cevaptır bazen, biliyorsunuz Ali İhsan Bey. Eyvallah. Yani soru cevaptır. O yüzden soru sorarken bile cevabı vermiş olursunuz aslında. Cevap içinde. Şimdi Bahçeli de soru sormamış, direkt nokta koymuş o. Ünlem bile koymamış. AVD'nin sesi, terörün nefesi. Türk Gün Gazetesi'nde var. Yani hakikaten Bahçeli öyle kararlı bir şekilde Erdoğan'ın her yaptığı hareketin arkasında titizlikle duruyor ki, yani açık bulamıyorum. Bulsam eleştireceğim.
Ya Bahçeli, bunu niye böyle söyledin? Burada niye böyle yaptın? Burada niye bunu söyledin diyeceğim. Ama sonuçta da yani Cenab-ı Hak mahcup etmiyor diyelim. Dün kritik bir saatte Tayyip Erdoğan'a destek açıklaması yaptı Devlet Bahçeli. Yani düşünün, Amerika'ya gitmiş Tayyip Erdoğan. Henüz daha görüşmeler başlamamış. Görüşmelerin neticesinin ne olacağını kestirmek çok fazla mümkün değil. Böyle bir ortamda Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın arkasındayız, destekliyoruz kendisini ne yaparsa diyerekten ölümüne bir destek veriyor, destek açıklaması yapıyor ve biz televizyon ekranlarında bu destek açıklamasının bazı fitneciler tarafından nasıl istismar edildiğini izliyoruz. Ama Cenab-ı Hak Devlet Bahçeli'yi mahcup etmiyor. Tayyip Erdoğan tam da Devlet Bahçeli'nin istediği gibi dişe diş orada mücadelesini yapıyor. Yüzlerine karşı PKK'ya verilen silahları da onların yüzlerine hatırlatıyor. Senatörlerin de yüzlerine hatırlatıyor. Bakın, diplomasi falan filan demiyor. Orada karşısına geçiyor bir senatör. Siz Kürtlerle niçin böyle mücadele ediyorsunuz diyor. Senin Kürt dediğin PYD diyor. Bizim Kürtlerimiz Türkiye'nin içerisinde yaşıyorlar. Benim partimin içinde 50 tane milletvekili var. Ben hatta ve hatta Suriye'deki 360 bin Kürt'ü aldım. Türkiye içerisinde şu an 3 milyon 600 bin Suriyeli Arap'la birlikte, o Araplara ne veriyorsam onlara da aynısını vererek, aynı yardım yaparak besliyorum, bakıyorum, iaşesini temin ediyorum diyor. Onlar belki anlıyorlar, belki anlamıyorlar ama sonuçta Devlet Bahçeli de mahcup olmamış oluyor. Evet, bir izleyicimiz diyor ki Ahmet Hakan da Hacı Yakışıklı da belki İngilizceyi Amerikan aksanıyla konuşamıyor olabilirler diyor Ali İhsan Bey. Amerikan aksanıyla konuşamadıkları için İngilizceyi Donald Trump'a soru soramamış olabilirler. Ama benim orada başka bir sorum var. Hilal Kaplan'a bu Amerikan aksanını kim öğretti? Yani tamam, bizimkiler, bizim çocuklar Amerikan aksanıyla İngilizce konuşamıyorlar. Orada tercümanlar var, soruyu sorar, Hacı Yakışıklı sorar sorusunu, Türkçe sorar, İngilizceye tercüme edecek adamlar, görevliler var orada. O bir gerekçe değil ama siz Amerikan aksanını nerede öğrendi diye sorarsanız, yani şimdi öğrenene öğrendi diyorsunuz, öğrenmeyene niye bilmiyor diyorsunuz. Bunun altından ya, toparlayamayız. Yani soruyu çalana niye soruyu çaldırırlar diye sormayacak ona mı? Sorun. Tamam, çalmayana niye çalmadın diye sormayana. Tamam, yani sormayacak mıyız? Yani soruyu çalana sorun. Akşam Levent Bey gelecek şimdi. Levent Bey'e sondan bakarsam akşam sorarız canım. Akşam sorarız. Şöyle, sondan bakarsam adam haklı. Baştan bakarsam adam nereye evrilmiş onu anlamak önemli olan. Ali İhsan Bey, şimdi durduğu yer bakımından bugün doğru olabilir. Ama nereden geliyor? Geldiği yer neresi? Geldiği yere baktığınızda o inişler, girift ilişkiler, arada mağaralara girip çıkmalar. Şimdi bütün bunlar önemli. Ahmet Hakan da Washington'daydım diye yazmış zaten. Yazısını yazmış. Kapatayım mı konuyu Ali İhsan Bey? Siz bilirsiniz. Benim hayır, önümdeki notlara bakıyorum ben. Yani hepsini söylediniz gibi sanki. Hemen hemen diye görüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ile ilgili Trump'ın hayranıyım, harika lideriniz var diyor. Dolayısıyla o mektuplar, şunlar bunlar hepsini çöpe atan Tayyip Erdoğan değil, tam aksine Trump olmuş oluyor. Yani ben size şimdi şu an itibariyle sembolik olarak söylüyorum tabii, mizansen olarak söylüyorum. Aptal olma Fatin dedikten sonra, Fatin harika bir gazeteci, harika bir moderatör dersem, biraz önce söylediğim şeyi çöpe atmışım demektir. Ben atmışım demektir. Fatin atmışlığını bir kenara bırakın. Dolayısıyla Trump tam da bu fotoğrafı vermiştir. Yolladığı o mektuptaki ifadenin acaba hakaret midir değil midir tartışmasını da bir kenara bırakıyorum. Yani işi hukukçuluğa dökersek, Yargıtay kararlarına falan bakarsanız, aptal olma şeklindeki bir ifadenin hakaret olmadığı noktasında da benim çekincelerim var. Yani bir kişiye aptal demek başka bir şeydir. Aptal olma demek başka bir şeydir. Birlikte seninle işler yapıyoruz, yanlış yapma diyor. Sert bir adam olma diyor oradaki ifadesiyle. Arkasından da
devam ediyor, övmeye devam ediyor. Ertesi günü övmeye devam ediyor o mektup yazdığı kişiyi. Dolayısıyla CHP Genel Başkanı'nın ve CHP'li milletvekillerinin hem Tayyip Erdoğan için hem ailesi için yaptığı hakaretleri şöyle alt alta koyduğumuz zaman kesinlikle o CHP'lilerin Trump'a mırampa bir tek kelime söyleme hakları yoktur. Önce kendi söyledikleri, yaptıkları hakaretlere baksınlar. Daha dün itibariyle, evvelsi gün itibariyle bir 50 bin lira daha tazminat ödemeye mahkum oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Böyle bir çerçevede sureti haktan görünüp de kimseyi de aldatmaya kalkışmasınlar. Sen benim cumhurbaşkanıma bunu söyleyemezsin, bunu söyleyemezsin. Ne oldu? Trump harika cumhurbaşkanı dedi. Buyurun siz de aynısını söyleyin madem öyle. Trump bile bu noktaya geldiyse Kemal Kılıçdaroğlu da geleyim elini öpeyim senin Tayyip Bey desin. Evet desin ama böyle deyince de size şey diyorlar, el öpmek size yakışır diyorlar Ali İhsan Bey, biliyorsunuz. Böyle cümlelerle geliyorlar ama şu Donald Trump iyi adam. Donald Trump Türkiye'nin yanında ama Amerika komple Donald Trump'a da Türkiye'ye de Erdoğan'a da karşı. Öyle değil mi? Bu bir bakış açısı. Genel doğruları da var. Evet. Bu önemli. Şimdi gelelim diyeceğim şeye. Sizin Mümtaz Soysal yazınız ilginç bir yazı. Sonra bu İngiliz istihbarat subayının yardım gönüllüsü diye sunulan kişinin ölümüne. Ama ondan önce de şu koskoca rektöre bu yaptığı yakıştı mı diye bir haber var gazetede, Sözcü gazetesinde. Ve bunun arkasına da şu çocukları secde ettiren haber var Akşam'da ve Star'da. Yani ben başta söyleyeyim, ikisi de yakışmadı. Yani bu da yakışmadı. Koskoca rektöre bu yaptığı yakıştı mı diye sormuş Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesi bu Vural Kalyoncu değil, Kavuncu. Bu da Kavuncuymuş Ali İhsan Bey. Evet. Yani Kavuncu. Güzel soyadı değil mi? Kavuncular var, İyi Parti'de de var ama ben Vural Bey hakkında olumsuz bir şey söylemek istemem. Önce bir kere biraz önce yaptığımız gibi Trump'la Tayyip Erdoğan otururken sadece Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ayakta olduğu fotoğrafı gösterip vay efendim Dışişleri Bakanımız niye ayakta diyerekten sorgulama yaptığınız zaman Trump'ın yanında kendi Dışişleri Bakanı'nın ayakta beklediğini gizlediğiniz zaman nasıl ki fotoğrafı eksik gösterip eksik bir çıkarımda bulunursanız pazar günü yapılan bir törene, pazar günü mesai günleri içerisinde değil 10 Kasım, bu yıl için söylüyorum. Dolayısıyla Vural Kavuncu'nun siz hafta sonları nasıl giyindiğine bakarsınız. Veyahut da hafta sonu düzenlenen törenlere, camiye gidiyorsa camiye gittiği kıyafetlere bakarsınız. O kıyafetler içerisinde böyle bir kıyafet yoksa o zaman dersiniz ki kardeşim camiye giderken veyahut da şuraya giderken camiye gitmek biraz abartılı oldu. Camiye gittiğinde insanlar sadece temiz elbise giyme, daha temiz elbise giyme mükellefiyeti var. Onun ötesinde yok yamalıydı, mamalıydı falan filan diye kimsenin hiçbir şeyden gocunduğu söz. Ama pahalı giymesin diyorsunuz siz. Yani temiz giysinler tabii, camiye giderken temiz pahalı olanları giymesinler. Pahalı aslında giymemesi gerekir. Özellikle giymemesi gerekir. Yani aslında özellikle ayakkabıyı pahalı giymesinler. Ya ayakkabı ayrı bir şey. Ayakkabıyı da yani hırsızı bir anlamda tahrik etmiş olursunuz. Yalnız biz bunu tartışırken esas öbür konuyu tartışmadan ari bırakırsak. Yok, ikisini birlikte tartışalım. İkisini birlikte tartışalım zaten. Ama bakın Sözcü gazetesinde diğeri yok. Ben şahsen bu haberi ilk defa, internet siteleri de yoktu dün itibariyle böyle bir haber. İlk defa Sözcü'de gördük. Vay efendim yakışıyor muydu, yakışmıyor muydu diyerekten protesto mu etti? Ne yaptı? Gitmeseydi o üniversite rektörü sen bu haberi yapacak mıydın? Şık olmamış Ali İhsan Bey. Yani şimdi ben size bir şunu söyleyeceğim. Yani benim burada... Açıklamasını aldık mı bu kişinin? Hiç önemli değil. Açıklaması da olsa
ya bu şık olmamış. Yani niye? Bilinçli şık? Yani diğer gösterdiğiniz, göstereceğiniz, kıyasladığınız, benim de eleştirdiğim, çocukları secde eder pozisyonda gösterdiğiniz olayla bir kıyaslayın. Bilinçli, hazırlıklı, belki bir hafta öncesinden provaları yapılan bir hareketle nasıl olduğunu bilmediğimiz, hastası mı vardı, neyi vardı, hiçbir şeyini bilmediğimiz bir kişiyi, bir rektörü vay efendim bu kıyafette sen niçin geldin ya, diye Bey, ben hesaba çekiyoruz. O kıyafetle sizin yanınıza gelmeye utanırım ya. Yani ben giyerim o kıyafeti de o kıyafetle sizin yanınıza gelmeye, size özel bir ziyarete gelmekten utanırım. Bakın şu kıyafetle, o rektörün giydiği bu kıyafetle, ya ben normalde günlük hayatımda giyebilirim o kıyafeti. Ama bugün Ali İhsan Bey'in yanına bile gidiyor olsam, hem iş yerindeki yanına, evine bilmem ne özel bir şeyine değil, yanına bile gidiyor olsam şu kıyafetle sizin yanınıza gelmekten utanırım ben. Şimdi yani böyle bir törene Atatürk olup olması da önemli değil. Bir üniversitenin rektörü o kıyafetle orada protokolün olduğu bir yere o kıyafetle gelemez. Kıyafet dayatması tekrar hortladı. Siz kıyafeti dayatıyorsunuz. Tekrar hortladı. Birazdan geleceğim. Mümtaz Soysal'a yine başörtüsü. Dün diyor ki bir izleyicimiz, ya haklı bu Ali İhsan Bey nereden buluyor? En sonunda sana da başörtüsü taktıracak diyor. En sonunda sana da başörtüsü. Yani her kriter sadece başörtüsüyse hep turnusol kağıdı. Yani bakıyorsunuz adama, adam o kadar seveceğim bir adam görünüyor ki, o kadar demokrat bir adam görünüyor ki, anayasa diyor. Anayasa 100 soruda anayasa. Bak anayasa şöyle olursa şöyle olur. Temel hak ve özgürlüklere şöyle önem verdiği belli olur. Aman bak ha diyor. Dikkat et. Başlangıçtaki ilkelere bak diyor. Oradan al diyor. Bakıyorsunuz, dinliyorsunuz, yağınız eriyor. Aa diyorsunuz, ne kadar demokrat bir adam, ne kadar cumhuriyetçi bir adam, ne kadar özgürlükçü bir insan, ne kadar insanları seven bir bilim adamı diyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz, bir küçücük olay ya, bir küçücük olay, öğrencisi ya, gelmiş istediğin gibi de dayatıyorsun, istediğini soruyorsun, Atatürkçülüğü soruyorsun, Atatürk bu ülkeye neler kazandırmıştır diyorsun, dayatıyorsun soruyu, o da mecburen, bir anlamda mecburen diyor ki Atatürk devrimleri yaparak Türkiye'ye büyük şeyler kazandırmıştır. Eğer derse ki harf inkılabıyla, inkılap denilen o olayla aslında tam aksine Türkiye'yi, Osmanlı'yı bir gecede cahil bırakmıştır dediği an sıfır diyorsunuz. Buna rağmen buna da katlanmıyor adam. Öğretim üyesi, benim karşımda ben başörtülü öğrenci öyle istemem diyor. Öyle diyebilir mi ki? Müfredatta öyle bir cümle yok ki. Yani. Ne müfredatı? Ya. Söyleyin bana şimdi müfredatta hayır, ne olabilir? Yani, adamın, söyleyin bana müfredat öğretim, müfredat dediğiniz şey üniversiteden bahsediyoruz. Üniversitede eğer ben harf inkılabı Türkiye'yi bir gecede cahil bırakmıştır dersem de bana yüz vermelidir. Ne kadar devrimci, Atatürkçü olursa olsun bunun arka planını anlattığım zaman ben dediğim zaman ki ya Türkiye'de yani Osmanlı'da halkın en az yarısı Kur'an-ı Kerim okumasını biliyor. Kur'an-ı Kerim harfleriyle Osmanlıca dediğimiz harfler zaten %80 %90 örtüşüyor. Dolayısıyla sen %1 %2 cahil diye okuma yazması yoktu Osmanlı'da diyemezsin der. Arka planında bilimsel anlatımını da yapıp ondan sonra da bir gecede cahil bırakmıştır dediğimde de bana 100 not vermen gerekir. Üniversitede nasıl olacak o Ali İhsan Bey? Bilimden bahsediyorsanız böyle olur. Ama eğer diyorsanız ki biz kendi kafamızda bir bilimi oluşturduk, size de empoze edeceğiz. O zaman üniversiteler tartışma yerleri, gerçeği bulma yerleri falan demeyin. Biz kafamızda oluşturduk gerçekleri değil. Dikte edeceğiz. Nasıl yapacak öğrenci? O işte bakacak. Yani hoca, diyecek ki bir araştırmanın neticesi mi bu? Bu bilimsel sorgulamanın neticesi mi bu yazılan şeyler? Yoksa bir ideolojiyi mi bana dayatıyor? Kendisi açısından da öyle bakacak. Atatürk büyük adam ya. Atatürk inkılaplarla, büyük devrimlerle, büyük işlerle işi götürmüştür. Türkiye'nin kurtarıcısıdır. Türkiye'yi
büyük devletlerin arasına katmıştır. Bütün 7 düvele karşı mücadele etmiştir. Çin'inden Amerika'sıyla savaşmıştır ve hepsini yenmiştir diyen adama da sıfır vermesi gerekirken o 100 veriyor. Niye? Çünkü kendi ideolojisine uygun. Çin'le savaşmamış Türkiye. Amerika'yla savaşmamış bir anlamda diyebilirsiniz Türkiye. Ama nedir? İdeolojisine uygun ya. Atatürk'ü göklere çıkartmış ya. Tamam bu 100 alsın bu diyor. Ama öbür tarafta sorgulayan öğrenciye bir gecede halkımız cahil bırakılmıştır diyen adama ki arka planında çıksın söylesin. Desin ki evet halkımızın %50'si Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyordu. Diyebiliyorlarsa desinler. Bakalım diyebilecekler mi? Hem diyorlar ki Kur'an-ı Kerim okuya okuya işte şöyle olmuş, şöyle geri kalmışız, böyle geri kalmışız. Sonra da işlerine gelince o halkımızın %98'i okuma yazma bilmiyordu zaten diyorlar. Evet ama siz söylediniz. Mümtaz Soysal ne diyordu? Başörtülü öğrenciler gelebiliyor benim dersime. Ama o ilk yıllar için. Ama ne zaman? Siz bunu bayrak haline getirirseniz... Ne zaman getirmişiz bayrak haline? Söyleyin bana ne zaman işte bunu söyleyin yani. Deyin ki şu tarih itibariyle samimi, inançlı insanlar örtüyordu. Şu tarih itibariyle 1982 tarihinden itibaren bu bayrak haline dönüşmüştür. Şu olayla bayrak haline dönüşmüştür. Ve o tarihten sonra da artık Mümtaz Soysal... Buna ben tahammül edemem demiştir. Buyurun gösterin. Deyin ki şu tarih bayrak edinme tarihidir. 1400 yıl önce başörtü farz edilmiştir. Farz kılınmıştır. Dolayısıyla 1400 yıl öncesinden sonraki gelişmelerde bayrak haline gelmesi, bayraklıktan çıkması, şöyle olması, teferruat olması, furuat olması diye bir şey söz konusu değildir. 1400 yıl önce gelmiş Hazreti Peygamber'e vahyedilen Kur'an-ı Kerim'de ne olduğu emredilmiş. Şundan dolayı yani çarşaf giyen ablalarım başörtülüleri beğenmiyor. Başörtülüler başı açıkları beğenmiyor. Başı açıkların içerisinde orada, göğüs dekolteli olanlar, hangisi, göğüs dekoltesi hangisi, olmayanları hayır, beğenmiyor. Hangisi, onları da anlatırım. Mini etek giyenler, dizin biraz üzerinde olanları. Tamam yani ne yapalım hangisi, yani şimdi burada? Hangisi? O zaman yani, özgürlük. Hangisi? Çarşaf. O zaman özgürlük. Hayır, çarşaf. O zaman özgürlük. Çarşaf. Verin arkadaşlar. Verin onu. Verin. Kaldırmayın onu. Kaldırmayın. O hayır. Deminki resmi. Deminki resimde bakın. Niye? Gizleyecek misiniz Ahmet Davutoğlu'nu? Ahmet Davutoğlu var orada. Cumhuriyet'ten verin canım. Bak Cumhuriyet'te de var. Kararda da var. Ahmet Davutoğlu var. Mümtaz Soysal'ın şehadetini yerine getiren adam Ahmet Davutoğlu. İşte Davutoğlu'nun peşinden gidin. Yani eşinin başörtüsüyle mücadele eden Ahmet Davutoğlu'nun doğum doktoru, kadın doktoru olan eşi Sare Hanım'ı başındaki örtüyle mücadele eden Mümtaz Soysal'ın cenazesine katılıp orada hüsnü şehadette bulunuyor. Övücü ifadeler en azından yakın çevresine ifade ediyor. Ondan sonra bizim Ahmet Davutoğlu'nun peşinden gitmemiz bir bazı kesimler tarafından isteniyor. Nasıl isteyeceğim ben? Tayyip Erdoğan var mı orada? Yok. Tayyip Erdoğan'ın hemen ikinci noktasındaki bir isim var mı orada? Yok. Nezaketen bir kişi AK Parti'den belki katılmış olabilir. Ama Mümtaz Soysal'ın durduğu yer doğru konumlandırılıp ya kardeşim bu adamın yaptığı bu ülkeye hizmet değildi. En azından bu noktada. Yani belki diyebilirsiniz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili şöyle şöyle mücadeleleri vardı. Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili şöyle şöyle bir mücadelesi vardı dersiniz. Onları da kimse inkar etmez. Ama buradaki yaptığı mücadele, haksız mücadele, insanlara yönelik olarak o yasakçı dayatması bütün bir çuval inciri berbat edecek bir tavırdır. Evet. Paktil'in de cenazesine gitmemişlerdi bu AK Partililer. Öyle değil AK mi? AK Partililerin birçoğu oradaydı hatırladığım kadarıyla. Ahmet Davutoğlu oradaydı. Berat Albayrak'tan başlayın Numan Bey'e kadar hatırladığım kadarıyla birçok isim oradaydı. Dediğiniz gibi Ahmet Davutoğlu da oradaydı. Tayyip Bey yoktu o zaman. Tayyip Bey yoktu evet. Niye? Ama yani o gün bir başka yanılmıyorsam Kayseri'de miydi neredeydi bir etkinliği vardı. Önceden planlanan programlar oluyor. Önemli programlar oluyor. O programlar çerçevesinde de zaten devlet üstün görev madalyası verilmiş bir kişiydi. Dolayısıyla i̇şte o çerçevede
Park değil. Nuri evet, Park işte TBMM Başkanı orada. Aha. AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı yanılmıyorsam Fatih Şahin. Cumhurbaşkanı'nın vekili birinci yardımcı Fuat Oktay orada. Süleyman Soylu orada. Mahir Ünal orada. Dolayısıyla ikinci isimler, üçüncü isimler hem iktidar açısından hem de parti açısından tüm yetkililer orada. Tamam da bakın ne güzel biz cenazede buluşabiliyoruz. Biz düğüne gitmiyoruz zaten. Biz şöyle yapalım o zaman, tersinden bir örnek vereyim. Mine eteklileri döveyim, parçalayayım, kavga edeyim, okula sokmayayım, bilmem gazeteye sokmayayım, şuraya sokmayayım, buraya sokmayayım, öğretmenliği almayayım. Sonra öldüğüm zaman mine etekliler gelsinler. Ya Ali Bey o kadar insancıl, o kadar hümanist, o kadar sevecen bir insandı ki biz hayret ediyorduk desinler. Bunu mu istiyorsunuz? Riyakarlığı bu ülkede siz prim yapan bir tavır olarak mı göstermek istiyorsunuz? Ya gerçeği söylüyoruz. Yalan söylüyorsak söyleyin. Deyin ki aslında Mümtaz Hoca şöyle güzel bir insandı. Başörtülülerle ilgili hiçbir olumsuz kanaati yoktu. Dediğiniz şey yalandır. Erdoğan tez için ifadesini kullanmamıştır. O gazete yanlıştır. Sahtekarca onun ifadesi gibi göstermiştir. Deyin. Ben köşe yazısından bahsediyorum. Haberden bahsetmiyorum. Bir haber olsa diyebilirsiniz ki kardeşim o muhabir çarpıtmış. Şu olmuş bu olmuş. Köşe yazısından bahsediyoruz ki o köşe yazısını da bildiğim kadarıyla titiz bir adam olduğu için tasihini bile kendisi, yani harf hatasını bile kendisi düzelten bir adamdan bahsediyoruz. Kalkıyor adam orada. İşte Türkiye'de artık başörtü serbest bırakılamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bile karar alsa kesinlikle başörtü bugünden itibaren serbest olamaz diyor. Ben bu bakış açısıyla bu adamın hukukçuluğu sıfırdır. İşte, İflas etmiştir ki, demem gerekmez ki, mi? Diyor ki siz başörtüsünü serbest bırakırsanız 15 Temmuz olur demiş. Bakın 15 Temmuz olur demiş. Orada bir şeye dikkat çekmiş Mümtaz Hoca. Ama ben şu... Diyorsunuz ki serbest bırakıldı 2013'te, 2012'de 15 Temmuz hayır, oldu. Hayır öyle demiyorum. Öyle mi diyorsun? Bunlar devleti ele geçirmek için farklı simgelerle yürüyorlar diyor. O yürüyenler şimdi kimlerle beraber? Mümtaz Soysallarla. Aç şimdi FETÖ'cülerin internet sitelerini. Mümtaz Hoca, mümtaz bir insan gibi haberler yapıyorlar. Ama biz... 10 yıl önce, 15 yıl önce Mümtaz Soysal için ne diyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. Dolayısıyla efendim Mümtaz Soysal o tarihte demiş ki başörtüyü serbest bırakırsanız siz, ki o ifadeyi kullananlar net olarak vardı. Malatya İnönü Üniversitesi'nde bir rektör, eğer siz başörtüyü serbest bırakırsanız yarın öbür gün başörtülüler başı açıkların yüzlerine kezzap atarlar dediler. Böyle korkuttular milleti, halkı. Ama elhamdülillah hiçbir kavga, hiçbir tartışma olmaksızın huzur içerisinde öğrenciler üniversiteye devam ediyorlar. Kimse kimsenin başındaki örtüye de karışmıyor. Kimse kimsenin başı açıklığına da karışmıyor. Böyle korku toplumu oluşturmak isteyenlerin, yoksa ben şimdi Mümtaz Soysal ölmüş gitmiş. Yani konu etmeye bile gerek yok. Eğer biz bundan bir ibret çıkartmamız gerekmiyorsa, bundan sonraki hayatımızda benzer Mümtaz Soysallar bir karar verecekleri zaman, bir haksız dayatmaya karşı çıkacakları veya destek verecekleri zaman, ya bundan önceki insanlar ne yapmışlar? Destek vermiş veya karşı çıkmış. Ne durumda olmuş, sonu ne olmuş diyerekten eğer araştırıp ibret almayacaksa zaten biz diyelim ki Mümtaz Soysal Allah rahmet eylesin, cenneti mekan ile buluşsun, Allah peygamberimize komşu etsin. Oh ne güzel, biz de alkışlanırız laikçiler tarafından. Hah. Bir seremoni şeklinde bir şey söyledim, hemen yakaladın, amin diyorsun. Amin dedim ben de. Valla bizim güzel dua ediyorsun. Riyakarlık yapmamızı istiyorsanız içimizden geleni değil, samimi, ahlaklı, dürüstçe söylem içinde olmamamızı, riyakarlık yapmamızı istiyorsanız çok kolay. El üstünde de tutuluruz. Aynen Ahmet Davutoğlu'na nasıl güzellemeler yapıyorlarsa şimdi... Aynı şekilde CHP'liler de, o sosyal medyada bizi hedef haline getirenler de şimdi gayet güzel. Akit gazetesinden yıllarca başörtü yasağına karşı çıkan bir kişi
Şimdi Mümtaz Soysal'ın aslında sembol olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben şöyle sembol. Siz farkında değilsiniz. Hayır, sembol. Ya ben mesela tanıdım. Mümtaz Soysal'ı tanıdım. Mümtaz Soysal'la Rahşan Ecevit'le kavga ettirdim. Ya parti ama, kurmuş hayır, adam ya. Parti hayır, bağımsız parti kurmuş. Hayır, böyle kendine hayır, has bir adam. Ama o ayrı bir mevzu. Ya zaten şudur. Yani Mümtaz Hoca'ya adı kadar yaklaşamazdınız. Kolay bir iş değildi yani Mümtaz Hoca'ya gidip hocam böyle bir şey sormak falan filan mümkün yani etrafında gezemezsiniz yani öyle. Ama şimdi ben mesela zihnimde ya evet Mümtaz Hoca İslam karşıtıydı, Müslümanlığa tepkiliydi, başörtüsü karşıtıydı desem derim. Ama mesela benim zihnimde yani benim zihnimde o anlamda yok. Yaşamamışsınız çünkü. Yani siz kendiniz başörtüsü takmadığınız için belki çok samimi olduğunuz arkanızda çevrenizdeki başörtülü bir arkadaşınız da olmadığı için o haksızlığı o tarihte yaşamamışsınız. Yok arkamda Hüseyin o katlarlığı göremezsiniz. Hüseyin başörtüsü takıyor. Hüseyin başörtüsü takıyor. Nereden biliyorsunuz Hüseyin'in başörtüsü takıp takmadığını Ali İhsan Bey? Öyle demeyin. Öyle demeyin. Bakın yaşayacaksınız. Bakın aynı şeyi burada Amerika'daki Trump için de söyleyelim. Trump veyahut da Amerikalı senatörler çıkıyorlar karşımıza. Hümanist bir tavırla, söylemle karşımıza çıkıyorlar. Bir fotoğraf veriyorlar. Ama bakıyorsunuz diyorsunuz ki ya kardeşim bu tırlar dolusu silahı niye veriyorsun? Yani senin söyleminle taban tabana zıt bir iş yapıyorsun diyorsun. Ve turnusol kağıdı gibi adamların gerçek yüzü çıkıyor. Aynı şekilde Amerika'nın derin devletinin gerçek yüzü nasıl ki PKK'ya verdiği silahla turnusol kağıdı olarak karşınıza çıkıyorsa Mümtaz Soysal'ın da gerçek yüzü turnusol kağıdı gibi başörtü konusunda çıkıyor. Uzatmak istemiyorum ama niye biliyor musunuz? Yani siz Abdullah Gül'ün eşi Hayrünisa Gül'ü alıp Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kameralarla, kameramanlarla, gazetecilerle gitmesin birlikte... Gitmesin kameralar. Senin arkadaşların gittiğine, gitmiş. Akit Gazetesi'nin kamerası gitmedi herhalde. Görüp buna şehadet ettiğiniz zaman, gördüğünüz zaman bunu, gözlerinizle gördüğünüz ben zaman... Ben de size bir başka şeyi göstereyim. Ben de bir başka şey. O hikaye. Hayrünisa Gül. Mümtaz cenazesinde olduğunu görüyorsunuz. Hayrünisa Gül. Cumhurbaşkanı eşi olmuş veya o tarih itibariyle başbakan eşi olmuş. Dil, tarih, coğrafyayı bitirse ne olur, bitirmese ne olur? Dil, tarih, coğrafyadan bitiren birisi öğretmenlik yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Ama bu ülkede başörtülü kızlar, bırakın üniversiteyi ya, üniversiteyi bir kenara bırakın ya. İmam Hatip Lisesi'ne giden kızları saçlarından sürüklediler bu ülkede ya. Topladılar o kız öğrencileri. Sadece okula gidip evine giden, dönen, evinden okuluna giden o çocukları topladılar, otobüse bindirdiler. İmam Hatip'in önünden topladılar, bindirdiler. Götürüp İstanbul'un dışına bıraktılar. Oradan gelirsin. Bugün okul bitti senin için. Okulun önünde görünemeyeceksin sen dediler. Sırf başörtüsü yüzünden. Siz kalkmışsınız diyorsunuz ki bana Hayrünisa da Hayrünisa. Hayrünisa'nın canı cehenneme ya. Hayrünisa başını örtmüş. Başbakanın eşi olmuş. Daha ne arıyormuş? Dil, tarih, coğrafya üniversitesine. Ha şunun için gitmiş olabilir. Diyebilirsiniz ki ya kardeşim başbakan eşi olunca başörtüyü unutuyorlar. Başı yavaştan yavaştan açıyorlar ki bunun teklifini yapmıştır. O söylediğiniz. Şimdi ölmüş insanın arkasından ağır bir şey söyleyeceğim. O söylediğiniz Mümtaz Soysal önce Cumhurbaşkanı ve Başbakan her ikisinin eşleri öncülük etmelidir. Bakın bunu da söylemek istemiyordum. Zoraki siz söylettiriyorsunuz. Öncülük etmelidirler. Klasik başörtüyü örtmelidirler ki bir toplumsal uzlaşma olsun. Aynen Tuncer Kılınç'ın bilmem işte 2003'te Balyoz darbe girişimleri sırasında Tayyip Erdoğan'a teklif ettiği gibi, o Çetin Doğanların, Hurşit Tolonların teklif ettikleri gibi başını açsın, bizim de başbakanımız olsun dedikleri gibi haksızlık da etmeyelim. Mümtaz Soysal tümüyle başını açsın dememiş. Klasik anlamda başörtü örterse onu da ne zaman söylüyor? Her şey bittikten sonra. Yani işte bir yurtta, üniversitelerde artık başörtü serbest olduktan sonra diyor ki bitti bu iş diyor. Kaybettik.
kaybettik hiç mi olmasın diyor. Çaktırmadan böyle bir taviz alalım bari karşı taraftan diyor ama yemezler. Evet. Ali İhsan Bey, bu çok su götürür. Hiç su götürmez. Bu, çok net bir şey ama. Sadece şunu söyleyeyim. O gün o 28 Şubat'ta o kız kardeşlerimizi götürenler de aynı kişilerdi. O kız kardeşlerimiz de aynı kişilerdi. Onlar da aynı. Mümtaz Soysal da aynı kişiydi. Necdet Sezer de aynı kişiydi. Efendim Trump da aynı kişidir. Efendim bilirseniz Roma'daki Sezar da aynı kişidir. Ya burada bir yere varamayız. Niye? O zaman niye Tayyip Erdoğan'a karşı çıkıyorlar? Niye Abdullah Gül'e o tarihte karşı çıktılar? Söyleyin, aynı kişiyse bunlar niye karşı çıktılar? Niye Abdullah Gül'ün eşinin klasik başörtü örtmesi halinde buna eyvallah edeceklerini söylediler? Niçin 2003'te Abdullah Gül'ün Tayyip Erdoğan'ın eşinin başını açarsa kendi başbakanları da olacağını söyleyen generaller çıktı bu ülkede? Peki, söyleyin. Söyleyeyim o zaman. Buyurun. Niye Ahmet Altan'la Selman Güler aynı koğuşta arkadaşlık yapıyorlar Ali İhsan Bey? İkisi de FETÖ'den dolayı. Onu belirleyen Silivri'deki cezaevi yönetimi. Aynen öyle. Bak, Selman'la Ahmet Altan yan yana gelebiliyormuş. Gelirler Ali İhsan Bey, gelirler. Kimleri getiririm ben burada yan yana da? Yani artık o zaman o 4 ağaç meselesi, 5 ağaç meselesi, gezi olayları olduğu zaman o gaz sıkılan kırmızılı kadınla gaz sıkan polis memurları nerede çıktılar? Hepsi aynı yerde çıktılar. Denk getiririm ben size. Eğer denk getirmeyeceksek bunları, çünkü niye? Bunlar köpürtülmek için yapılan hadiselerdir ve biz de yemişiz. Bakın, o zaman İslam'dan, Kur'an-ı Kerim'den, her şeyden vazgeçmemiz gerekir. Efendim, köpürtülmek için adamlar bize başörtü yasağını dayasınlar. Siz onlara söylemeyin. O tarihte söylemeniz lazımdı zaten. Bugün söylemenizin bir anlamı yok. Çünkü biz tırnağımızla, dişimizle mücadele edip o başörtü yasağını kaldırtmışız. Dolayısıyla o günlerde çıkıp şunu demeniz lazımdı. Ya bu yasağı yapanla yasağı uygulanan, mağdur olan kişiler aynı kişiler vesaire diye bir söylem geliştirip onlara ya yapmayın, bu yasağı uygulamaya kalkışmayın, Anayasa Mahkemesi böyle karar verdi diye ona destek vermeyin diye onlara akıl verseydiniz. Yoksa bizim başörtülü insanlarımızı itibarsızlaştırmak için başını örten de başı örtülmesini yasaklayan da aynı kişidir deyip başını örtüp de üniversitedeki hakkından feragat eden insanları itibarsızlaştırmak. Evet, çekin elinizi hayatımızdan diyecektim ama demiyorum Ali İhsan Bey. Çünkü süremizin sonuna geldik. Aile düşmanlarının yeni hedefi Diyanet diye vermiş Akit gazetesi benzer içerikte bir haberi. Mehmet Zahit Kotku Hazretleri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad edildi diye Akit gazetesinde bir haber var. Dün ölüm yıl dönümüydü. Öyle değil mi Ali İhsan Bey? Evet. Necmettin Erbakan hocamızın da hocası. Değil mi? Diyebiliriz. Tabii İskender Paşa cemaati diye biliniyor. Evet. Dolayısıyla Esat Paşa'nın kayınpederi. Kayınpederi. Ve şimdiki İsmail Ağa cemaatinin de ilk çıktığı. Yok canım. Yok mu? Paralellik yok mu aralarında? Yok. Onlardan, yani paralellik şöyle var. Hepimiz Müslümanız. Hepimiz Müslümanız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İhsan Bey, akşam 22.45 ve konukları sayamazsınız ama davet gerçekleştirebilirsiniz. Ya, konuklarımız da belli canım. Siz saydınız programın önünde. Akşamleyin inşallah. Kanun hükmünde kararname, tabii gündemle pek ilgisi yok bugünlerle ama yıllardır tartışılan bir konu. İnşallah akşamleyin enine boyuna tartışacağız. Bekleriz.